yılın herhangi bir zamanda sağlıklı kalmak çaba ve zaman gerektirir. Okul dönemiyle birlikte artan stres ve düzen değişikliği sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ayak uydurmayı daha da zorlaştırır. Artan stresi bir de yemeği ve kiloları eklemek istemiyorsanız izlemeye devam edin. Çünkü bu videomda okul döneminde beslenmenizi nasıl dengeleyebileceğinizden bahsedeceğim. Sağlıklı atıştırmalıkların elbette bir yeri ve zamanı var. Fakat okul zamanı ana yemek yerine tüketilmemelidir. Bu davranış öğrencilerin en sık yaptığı beslenme hatasıdır. Gün boyu atıştırdığınızda ana yemek yemek için yeterince aç hissetmezsiniz ve öğününüzü atlamak isteyebilirsiniz. Fakat atıştırmalıkların tok tutma süreleri de kısadır. Bir süre sonra tekrar atıştırmak istersiniz. Bu şekilde beslendiğinizde de fazla kalori alımına bağlı kilonuz artabilir. Atıştırmalıkların besin değeri azdır. Beslenemediğiniz için kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz. Derste aniden uykunuz gelebilir, enerjiniz düşer. Atıştırmalıklar kötü olmasa da ana yemeğin yerine geçmemelidir. Bir yemek planı oluşturmak ve bu planı hafta boyunca takip etmek sağlıklı beslenmede sizi başarıya ulaştırır. Yemeğinizi önceden hazırlayamıyorsanız hafta boyunca neler yiyeceğinizi planlayabilirsiniz. Onu da yapamıyorsanız yediklerinizi yazın ve her hafta gözden geçirerek daha iyi gitmeyi hedefleyin. Duygusal yiyeceyseniz, yani sıkıldığınızda, sinirliyken, üzgünken ya da stresliyken yemek yiyorsanız çoğu zaman ne yediğinizi fark etmezsiniz. Duygusal beslenmeyi yenmenin yolu farkındalığınızı artırmaktır. Strese tepki olarak kendinizi aşırı besliyorsanız farkındalığınızı artırmak için her yediğinizi not edin. Yiyeceğinizi önce bir kaba alın, bakın, defterinize yazın ve daha sonra yiyin. Aşırı yemelerinizi hangi duygu durumunuzun tetiklediğini not etmeyi unutmayın. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bazı öğrenciler, hatta yetişkinler 5-10 dakika fazla uyumak için kahvaltıyı atlıyor. Okulda başarılı olmak ve formunuzu korumak istiyorsanız fazladan uyumak yerine kahvaltıya zaman ayırın. Sağlıklı bir kahvaltı gün başlarken size enerji verir ve gün içinde aşırı yemenizi önler. Kahvaltıyı atladığınızda enerji seviyeniz düşmeye başlar ve yorgunluğunuz artar. Çok erken kalkıyorsanız ve iştahınız olmuyorsa kahvaltınızı hazırlayıp yanınıza alabilir, evden çıkmadan bir meyve veya birkaç tane badem atıştırabilirsiniz. Öncelikle okul yemekhanesi olmayan öğrenciler için tavsiyem yemeklerini evden getirmeleri. Çünkü kafeteryalarda genelde sandviç ve paketli ürün bulabiliyorsunuz. Bu tür besinleri ana yemeğiniz olarak görmeyin. Evden getirdiğiniz yemeği yedikten birkaç saat sonra acıktığınızda hafif bir şeyler atıştırmak için uğrayabilirsiniz. Benim tavsiyem tabii ara öğünde yanınızda getirmeniz olur. Ben okul için hazırlayabileceğiniz kahvaltı, öğle yemeği ve ara öğün örneklerini içeren videolar daha önce paylaşmıştım. Bu videoların linklerini aşağıya açıklama bölümüne yazdım. Yemekhaneniz varsa, özellikle salata barınız varsa uğramadan geçmeyin. Yemeğinizin yanında salata tüketmek gün boyu tok kalmanızı sağlar ve yorgunluğunuzu azaltır. Aşırı yağlı, kremalı salata soslarından uzak durun. Genel olarak kızartma almamaya özen gösterin ve tatlı olarak meyve tercih edin. Tatlıdan vazgeçemiyorsanız haftanın bir gününü tatlı günü olarak belirleyebilirsiniz. Ana yemek olarak tabağınızın çeyreğine etli yemekler ve baklagiller gibi protein kaynağı ekleyin. Diğer çeyreğini pilav, makarna, patates gibi karbonhidrat kaynağı ile ve kalan yarısını da sebze ile doldurun. Meyve suları, gazlı içecekler ve kremalı kahveler gibi kalori içecekleri tüketmeyin. İçerek kalori almak, yiyerek almaktan daha kolaydır. Üniversite öğrencilerinin alkol tüketimine dikkat etmesi gerekir. Özellikle ailesinden uzak eğitim gören öğrencilerde ev özlemiyle strese bağlı yeme ve içme alışkanlığı sık görülür. Bugünkü tavsiyelerim bu kadar. Hepinize sağlıklı ve başarılı bir öğretim dönemi geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.